Burası neresi acaba? Buradan benim miras. Hayır, tahmin et bakalım burası neresi? Konya. Hayır, tutturamadın. Nevşehir. Hayır, burası... Dur yahu, ben bileceğim. Böyle kafadan uydurarak tutmaz Karagöz'üm. Biraz yer bilmen lazım. Tutar. Kayseri. Tutmaz, boşuna uğraşma. Tutar. Karahisar. Uğraşma dedim, tutmaz. He, ya tutarsa? Evet, ya tutar... Akşehir, Nasreddin Hoca. He, Nasreddin Hoca ya. Ne yaparsınız çocuklar burada? Sağ olun, iyiyiz. Yolculuk yapıyoruz Nasreddin Hoca. Seni gördük, daha iyi olduk. Evet, seni gördük, daha iyi olduk. Hacivat kim bu amca? Ah Karagöz'üm, nasıl tanımazsın? Nasreddin Hoca çok tanınan. Söyledikleriyle, anlattıklarıyla 7'den 70'e herkese örnek olmuş. Çok değerli ilim irfan sahibi bir şahsiyettir. İrfan kim? Eşeğin adı mı? Hayır efendim, irfan sahibi demek bilgili, anlayan anlamına gelir. Nasreddin Hoca'nın bilmediği, anlamadığı şey yoktur maşallah. Nasıl yani? Her şeyi biliyor mu Nasreddin Hoca? Bilir efendim, bilir. Soru sorsam? Sor efendim, çekinme. Zor sorarım ama. Sor evladım, sor bakalım. Hocam, dünyanın ortası neresi? Bunu bilmeyecek ne var oğul? Tam üstünde duruyorsun. Nasıl ya? Tam burası mı yani? Evet. Olur mu hocam, hiç öyle şey inanmam. İnanmıyorsan ölçte bak oğul. Nasıl ölçeceğim ya? Vay. Tamam, başka bir şey soracağım. Bindiğin eşeğin üstünde kaç tane kıl var? Acımat bak, bunu hayatta bilemez. Bunda bilmeyecek ne var oğul? 1,200,103. Nasıl ya? Saydın mı hocam? Nereden biliyorsun? Oh oğul, inanmıyorsan sen de say. Ya Karagöz, ben sana dememiş miydim? Yaman adammış Nasreddin Hoca, hakkımdan geldim vallahi. Hem de çok mübarek bir kişi sanırım. Evet Karagöz'üm, öyledir. Nereden anladın bakalım? Nereden olacak ya, baksana eşeğin kafası yok. Ama hala ayakta duruyor. Tövbe bismillah. Yahu ne alakası var? Ters binmiş eşeğine, kafası arkada. Hakikaten hocam, eşeğinize ters binmişsiniz. Hiç öyle şey olur mu Hacivat Çelebi oğlum? Eşek altımda ters durmuştur. Yapma hocam, eşek ne bilsin tersi düzü, sen ters binmiş olmayısın. Oğul, sen bu aksakallı hocaya mı inanırsın yoksa şu kır eşeğe mi? Aman hocam, olur mu öyle şey, siz kusura bakmayın Karagöz'ün. Yahu ters binmiş işte. Sus Karagöz, ayıp oluyor. Önemli değil çocuklar. Ben de Kırşehir'e düğüne gidiyorum. Gelin sizi de götüreyim. Sağ olun hocam, çok seviniriz. Hem yolumuzun üstü. Haydi, düşün peşime. Bak, ters gitti işte hocam. Evet, öyle oldu hakikaten. Of aman, yoruldum. Neresi burası Hacivat? Buralarda güzelmiş. Umarım benim miras buradadır. Efendim, keçisi var, misket elması var, kalesi var, Atatürk'ün kabri ve müzesi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var, Cumhurbaşkanlığı külliyesi var. Ankara? Evet, yani hangi bölge? Anadolu. Anadolu doğru ama iç Anadolu. İç dış fark etmez Hacivat, benim miras burada mı değil mi? Efendim, acele etme. Nasıl acele etmeyeyim yahu? Şu ileride bir kalabalık var, ne o? Aa evet, ne acaba? Ah canım, birisi miras mı dedi? Evet ben dedim. Nereden biliyorsun bana kalan mirası? Hacivat bulduk. Nasıl yahu? Yok kuzum, ben sana kalan mirası bilmiyorum. Bana kalanı biliyorum. Hacivat bu benim mirası yemiyordur değil mi? Birader, sana miras nereden kaldı? Rahmetli bana benziyor muydu? Ne alakası var Allah aşkına? Babacığımdan kaldı. Çok şükür sana benzemiyordu. Daha çok insana benziyordu. Ne demek o? Alırım şimdi seni ayağımın altına. Dur Karagöz'üm, uyma sen ona. Belli ki pek iyi terbiye almamış birisi. Yahu adama bak. Ah bir an önce kavuşsam artık baracıklarım Hacivat. 5 kuruş vermem vallahi. Babacığım sokakta bulmadı o kadar parayı. Rahmetli iyi kazanmış. Demek ki bitirememişsiniz. Yahu gözümüz yok babacığının parasında. Nereden kazanmış acaba o kadar parayı? Babama da dedeciğimden kalmış. Deden iyi kazanmış o zaman. Yok. Dedeme de büyük dedemden. Büyük dedeme de büyük büyük dedemden. Büyük büyük dedeme de... Yeter yahu. İlk kimden kalmış onu söyle, bitsin gitsin konu. Vallahi o bilinmiyor. Efendim, ileride bir kalabalık toplanmış. Nedir, merak ettik. Hayatım, düğün var. Ben de onun için geldim. Bizim düğünlerde yemekler pişirilir, dualar okunur. Sonrasında eğlence tertip edilir. Buraların insanı pek hayırseverdir. Hacivat, bizde de öyle değil mi? Aynı. Bu kadar hazırlığı siz yaptınız demek. Günahınıza girmişiz. Pek hayırsever birisiniz herhalde. Hayır. Nasıl? Hayırsever değil misiniz yani? Hayır, hayırseverim.
Daha doğrusu ben hayır demeyi çok severim. Benden biri para isterse hemen hayır derim. Efendim şimdi dediniz buraların insanı çok hayırseverdir diye. Evet, ben buralı değilim ki, yurt dışında yaşıyorum hayatım ben. Düğün zamanı özellikle gelirim, yemek içmek bedava diye her yere gidiyorum. Çok geziyorum diye bir de bana lakap takmışlar, Çelebi diyorlar. Öyle tanır beni ahali. Tabii tanıyabiliriz. Hacı Vat, ben şimdi bu adamı dövsem günah sayılır mı? Bilemedim Karagöz'üm, sen ona uyma bence. Gel biz düğüne gidelim, yoldan geldik. Hem dinlenelim hem seyredelim. Yahu adama baksan beyefendi bir hali var ama. Bu benim normal halim değil canım. Nasıl ya? Nasıl? Ben her sene geliyorum. Tanınmamak için kılık değiştiriyorum. Sonra problem oluyor. Hasbinallah, bu nasıl adam? Bana bak, sen nerede olduğunu farkında değilsin herhalde. Burası ecdadımızın Sakarya Muharebesi'nde 7 düvele diz çöktürdüğü topraklar. Ona göre buy. Kimin, anlamadım. Şimdi anladın mı Çelebi Efendi? Aman ben gidiyorum, bana müsaade. Heh, bak meşhur seymenler geliyor. Acele edelim hadi, bak iyice keyfim yerine geldi şimdi. Hacı Vat, bak buranın oyunları da farklı gibi ama aynı gibi. İnsanlar ne kadar sıcak karşıladılar bizi, içten davrandılar. Sanki evimde gibi hissettim. Ah efendim, ben sana demedim mi? Sen bizim milletimizi bak daha yeni tanımaya başladın. Hadi yolumuz uzun, oyalanmayalım. Daha nereye gidiyoruz? Farklı bir yere bu sefer. Yalnız biraz yokuş tırmanacağız, ona göre Toroslara gidiyoruz. Bodozlama mı gidiyoruz? Hayır efendim, Toroslara gidiyoruz. Yani istikametimiz Akdeniz bölgesi. Artık orada mı yaşayacağız yani? Neden efendim? İkamet adresimiz bir şeyin gölgesi dedin ya. Demedim öyle bir şey, yürü. Of, aman bu ne sıcak, böyle acıvat. Efendim buralar böyledir. Hani bir şeyin gölgesine gidiyorduk? Gölge değil Karagöz'üm, bölge diyorum. Börek mi yiyorsun? Börek yemiyorum yahu, börek nereden çıktı? Ne bileyim, fırından çıkmıştır acıvat. Hayır efendim. Nasıl hayır ya, manavdan çıkacak hali yok ya böreğin. Efendim börek diye bir şey yok, uydurma. Nasıl börek diye bir şey yok? 1000 yıldır börek diye bir şey var, ben her gün yerim. Karagöz çıldırtma adamı, kolumuzda börek yok. Koynumuzda börek ne arasın zaten, eğleniyor musun sen benimle? He, börek de var, gözleme de var. Acıktınız mı onu deyin bana gari. Amanın, bu ne, insan mı bu? Konuştuğuna göre insan galiba. He, ben insanın halinden anlarım. Ben de açlığa hiç dayanamam gari. Acıktın mı börek yerin, et yerin. Buralarda çok var yedir. Portakal yerin, muz yerin, badem yerin. Adam mı yerim dedi o. Demedi yahu, badem dedi. Her bir şey yerin yani. Bir tek yarasa yemen, korona bulaşıymış. İyi madem, dikkat ediyormuş. Efendim ben Deniz Hacı Vat Çelebi, arkadaşım Karagöz. Sizin isminiz neydi? Ayı Himmet Dilaba. Allah Allah, hiç de benzemiyorsunuz ama. He ya, boğazıma düşkünüm diye sanırım. Siz ne arıyorsunuz burada, onu deyin bakayım. Hırlı mın, hırsız mın, nereden geldiniz, nereye gidiyorsunuz? Hacı Vat, mirastan bahsetme. Bu Himmet'e güvenmedim ben, elinde koca bir balta. Efendim biz geziyoruz, buraya da bir düğün için geldik. He, kimin düğününe? Kimin olursa fark etmez yani. He, bu Çelebi yine kılık değiştirdi demek. Gel bakayım, sen o sakal takma mı? Efendim biz dediğiniz kişi değiliz. Biz yemek içmek peşinde değiliz. Düğünlere gidip oyunları izleyip öğreniyoruz. Evet, biz öyle mi yapıyoruz Hacı Vat? Neden öyle yapıyoruz? He, yiyin için canım, ziyanı yok. Biz çok misafirperveriz. Fakat birisi bizim bu iyiliğimizi suistimal ederse hep beraber birlik olur, onu kovalaması da iyi bilirik. Demek ki su istemeyeceğiz Hacı Vat. Su istimal diyor efendim, yani kötüye kullanmak. Yoksa buralar çok güzeldir. Tarihte birçok medeniyet burada yaşamıştır. Birçok tarihi eserimiz, ören yerimiz vardır. Biz de asırlardır burada yaşarız. Kalelerimiz, bentlerimiz var. Aşıklarımız sazın teline vurur, söyler derdimizi, kederimizi, düğün, dernek oynarız. Hayatımızı böyle yaşarız. Hadi inelim aşağı, düğün başladı gari. Bir de bu Akdeniz'in çok ilginç bir özelliği var Karagöz'üm. Buraları gören yabancılar büyüleniyor. Çok büyük büyük rüyalar görmeye başlıyorlar. Rüyalarında buraları onlarınmış gibi hayal ediyorlar. Biz de onları suyla uyandırırız Hacı Vat. Nasıl? Su mu dökeceksin kapılarına? Yok yahu, bunları denize doğru şöyle döktün mü hemen kendiliğinden uyarıyorlar zaten. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Yahu Karagöz'üm, ne öyle emir veriyorsun insanlara?
Ha ne vereyimmiş insanlara, ben de isterim. Tövbe tövbe. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Buy 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 buy. Ha zili de açtınlar da söyleyeydin.